Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi nahmaduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlilhu fela hâdiye leh. Ve neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûlüh. Amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teâlâ ve berekâtuh. Allah Subhanahu ve Taala'nın güzel isimleri Asma-ül Husna silsilesinden buradalar ötken cümlede As-Subuh ismini başlayan edik. Bugün devam etkizemiz. Allah Taala'nı zulümden pakileş bu tasbih buladı. Tasbih ne mi? Tasbih Allah'ını her kandayı ayıptan, nuksandan ve hususan zulümden pakileşlik. Allah Azze ve Celle hadis-i kudüsü de itedi. Ey bandalarım, men özümge zulümle haram kıldım. Sizlerini ortaylarda bunu haram kıldım. Birbirlerine zulüm kımeyler. Zulüm ne miydi? Zulüm adaletinin ziddi. Adalet ne miydi? Adalet her bir hak egesine hakkını verişlik. Zulüm bana şu hak egesine hakkını ada kımaslik. Allah Teala hiç kaçan hiç kimge miskalı zarra zulüm kımeydi. Nimaga loyiq bo'lsa shuni beradi. Agar bir bandaga jazo bergan bo'lsa shunga loyiq bo'ladi u. Endi Alloh taolo bir bandaga mukofot bergan bo'lsa, unga fazl ko'rsatgan bo'ladi. Esimizdan chiqmasin, ustimizda qanaqa bir xayriyat, yaxshilik siz bilan bizga yoqadigan bir ko'rinish bo'lsa, biz bunga loyiq bo'lganligimiz uchun berayotgani yo'q buni Alloh. Balki fazl ko'rsatyapti. Agar adolat qilsa yeryüzüde hiç nesini kaldırmayan bu arada. Kıyamet günü de Allah-u Teala adalet kısa hiç kim cennet getirmeydi. Bizi kılıyken savablı amellerimiz bu cennetin mükafatı, cennetin hizmet hakkı emez. Cennet ki Allah'ın fazlı bilen kiramız, kıyam amellerimiz ana şu cennetteki derecemizi belgeleydi. Demek Allah-u Teala'nı zulümden pakileştikiz bu tasbih buladı. Allah Teala hergiz bandalarına zulüm kımıydı. Yani bir kança ayetlerini okuyunuz. Estağfirullah. La zulmel yavm. Bu günde hiç kimge zulüm kılınmaz. Kıyamet günü de hiç kimge Allah zulüm kımıydı. Fema kâne Allahu li yadlimahum. Bas Allah ularga zulüm kılgı uçup olmadı. Bir kavmini bala bilen, afat bilen, kırıp, yeksan kılıp, yok kıyan bosa, arkasından ayet yaptı Allah Teala. Allah ularga zulüm kıyanı yok. Ular özlerine özlerine zulüm kılışı aldı. Ve la yuzlamuna fatila. Kıyamet günü de ularga kılçelik zulüm kılınmaz. Demek Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal Azim, Subhan Allah diyekenimizde Allah da Allah'ını her kende ayıptan pakileyken bulamız. Estağfirullah. Ve inkâne mithkâle habbetin min kardalin ateyne biha ve kefâ bina hasibin. Biz kıyamet günü üçün adolatli mezon tarozular qo'yurmiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Agar xardal o'simligining urug'idek yaxshilik yoki yomonlik qilingan bo'lsa, o'shani ham keltiramiz. Biz o'zimiz yetarli hisob-kitob qilguchidirmiz. Demak, Alloh azza va jalla zulm qilmaydi. Allohni zulmdan poklaymiz. Tasbih nima? Tasbih Alloh taoloni juftdan va farzanddan poklashlik. Biz Müslümanlar Allah Teala'nı farzandan ve ayoldan pakleyimiz. Çünkü Allah Teala'ya bu sıfat layıkmaz. Fela hadde lehu, fela zidde lehu, fela nidde lehu. İmam-ı Azam Fikhul Akbar'da etedi. Allah Teala'nın haddi yok. Çekere yok Allah'a. Allah Teala'nın ziddi yok. Ve Allah Teala'nın tengi yok. Fela nidde lehu. Şunun için Kureyş müşrikleri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den kelip savol soruştu. Rabbini bizge sıfatla bir. Cevap olarak Kur'an-ı Kerim'deki hemmemiz bilgen İhlas suresi nazil buldu. Kul huvallahu ahad Allahu samad lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufven ahad. Ayting, o Allah yeganedir. Allah bir hacettir. Lem yelid, tuğmadı ve lem yulad, tuğulmadı. Valam yakun lahu kufvan ahad. Hiç kim Allah'a tengmez.
U farzandga muhtoj bo'lish, xotinga muhtoj bo'lishlik, o'zi umuman bir narsaga muhtoj bo'lishlik bu mahluqotlarning sifati. Alloh azza va jalla bunday nuqsondan, bunday bir aybdan pok bo'lgan zot. Tasbihning ma'nolaridan As-Subbuh ismi haqida aytiladi. As-Subbuh, ya'ni Alloh taoloning sifatlari komil va go'zaldir. Inson nimani yaxshi ko'radi? İnsan güzelliğini yaxşı görədi. Kamilliğini yaxşı görədi. Ataanı yaxşı görədi. Mana şu üç ələ yaxşılıkının məsdəri özəgi Allah Subhanahu wa Taala'nın özü buladı. Kamilliğinin məsdəri Allah. Güzelliğinin məsdəri aslı Allah. Və ata qilishlikni aslı ham Allah Subhanahu wa Taala. Ata qiladı yanan bir alğız özü. Allah Azze ve Celle'nin işleri yamanlık ve nüksandan pak. Estaizu billah. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزي الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير ايتين اي ملك دولت egasi bo'lgan Allohim sen istagan kishinga mulk ato qilursan istagan kishingdan bu mulkni tortib olursan istagan kishingni aziz qilursan istagan kishingni xor qilursan Bor yaxshilik yolg'iz seni qo'lingdadir. Biyadikal xoyir. Yaxshilik seni qo'lingda. Bu oyatda biyadikal xoyir deyildi. Yaxshilik seni qo'lingda deyildi. Yomonlik seni qo'lingda deyilmadi. Chunki Alloh taolo bandalarga hargiz yomonlik qilmaydi. Avvalgi darslarimizda aytdik. Bu borliqda yomonlik bor bo'lsa, bu yomonlik nisbiy yomonlik deyiladi. Mutlaq yomonlik bo'lmaydi. Mutlaq yomonlik degani orqasida hech qanaqa yaxshilik bo'lmagan. Boshi ham, o'rtasi ham, oxiri ham yomonlik mutlaq yomonlik deyiladi. Bunaqa yomonligini bo'lishligi mumkin emas. Masalan, bir odamni oyog'i sindi. Bu mutlaq yomonlikmi yoki nisbiymi? Nisbiy. Chunki oyog'i singani zarar bo'lsa, endi ko'chaga chiqa olmaydi, gunoh masiyatdan ham tiyildi. Orqasidan nimasi bor? Foydasi bor. Bir odam kasal bo'ldi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligi nima? Gunohlariga kafforat bo'ladi. Bir odamni katta miqdorda pulini biroq tortib oldi, g'asb qildi, zulman tortib oldi, bermay qo'ydi. Yomonlikmi? Yomonlik. Yaxshiligichi? Qiyomatga qoldi. O'zi o'tkaza olmasdan uncha miqdorda pulni, to'g'rimi? Ko'ryapsizmi? Bu dunyoda bo'layotgan yomonliklar mutlaq yomonlik deyilmaydi. Bu nisbiy. Har qanday yomonlik orqasida nima bor? Bitta yaxshilik bor. Mana shu borliq samo bo'lsin, quyosh bo'lsin, osmondagi sayyoralar bo'lsin, yer bo'lsin, suv bo'lsin, borliq. Alloh yaratgan mahluqotlarning hammasi Allohga tasbih aytadi. Lekin biz ularni tasbihini tushunmaymiz. Astaydu billah. Tusabbihu lahus samawati as-sab'a wal ard wa man fihin wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Yetti osmon, yer va ulardagi bor jonzot Allohni poklar. Allohga tasbih aytadi. Mavjud bo'lgan barcha narsa hamd sano aytish bilan u zotni poklar. Lekin sizlar ey insonlar ularning tasbih aytishlarini, poklashlarini anglamassizlar. Dar haqiqat u halim va mag'firatli bo'lgan zotdir. Birodalar, nimaki bor bo'lsa bu borliqda Alloh taolo yaratgan mahluqotlarning hammasi tasbih aytadi. Faqat ularning tasbihi qanaqa ekanligini biz tushunmaymiz. Ehtimol shamolni, daraxtlarni qimillatayotganligi shamolning tasbihidir. Shu shamolda daraxtlarni chayqalayotganligi tasbihidir. Dengizni to'lqinlanayotganligi tasbihidir. Hayvonlarni Alloh o'rgatgandek, ilhom bergandek ish yuritishligi tasbihdir. Butun borliq Alloh taologa tasbih aytib turganda, g'ofil inson tasbih aytishdan to'xtab qoladi. Hamma narsa tasbih aytadi, lekin inson Mana shu koinotni Alloh unga bo'lsin deb berganiga qaramasdan tasbih aytmaydi, g'ofil bo'ladi. Uyalmaydimi? Qilayotgan har bitta ishiga inson qiyomat kunida mas'ul bo'ladi. Mana shu dunyoda ne'matlariga, lazzatlariga sho'ng'ib ketishlik aqldan bo'ladimi?
Bu aklı yok, ihtiyarı bo'lgan hayvanlar kıyamet günü de mas'ul, cevabgar bo'lmaydi. Ama insan kıyamette cevap beradi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etkenler Subhanallah, velhamdülillah, ve la ilahe illallah ve allahu ekber deyişim men üçün kuyaşının nuru teyken hemen aseden yakşı. Bütün barlık özünü bar bulduruşu gide Allah da Allah'a tesbih ederken Subhanallah derken Estağfirullah ve inne minel hicareti lema yetefeccaru minhul anhar وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Zira dedi Allah Teala Bakara suresinde Zira şunday taşlar var ki ulardan daryalar atılıp çıkadı. Yana şundayları var ki yarılıp içinden su çıkadı. Yana şundayları ham var ki Allah'tan korkanadan paske kuleydi. Taş yarılıp içinden su çıkadı. Taş Allah'tan korkup yumalaydı pasya karabdi yaptı. Şimdi taşını Allah Teala'dan korkuşluğu bana şu ayetinin nasıl bulan sabit buldu. Taş korkarken. Şimdi insan ki şimdi bu insanda kalbi taştan ham kattık. Tasirlenmeydi, yığlamaydı, korkmaydı. Bilasizlar mı? İnsan zatı nima üçün yeryüzündeki en mükerrem mahluk deyilgen. Ve lakad kerramna bani adama dedi Allah Teala Kur'an'da. Biz Adam balalarını aziz mükerrem kıldık. Ularını kurgulayıp dengizde köterdik. Ve yaratken mahlukatlarımızdan, bandalarımızdan köplerden aziz kıldık. Çünkü ne ki insan en aziz mükerrem mahluk? Çünkü o amanatını köterdi. İnna aradnal amanata ala semavati vel ard. Biz bana şu amanatını dedi Allah Teala. Din degen amanatını. Allah Teala'ya özünü ihtiyarı bilen boyun sunuş degen, din degen amanatını Osmanlılar yerine takilif kıyanımızda onlar baş tartıştı. Köter almayınız bunu deyişti. Lekin insan köterdi onu deydi. Bana şu amanatını kötergen için insan en aziz mükerrem mahluk. Şunalıyım mı? Bizi figuramız şirali boyanı giden, aklımız tılımız ravan boyanı giden aziz mükerremmez miyiz? Allah'ın dinine, ihtiyarımız bilen boyun sunamanda kabul kıyanlığımız için aziz mükerremiz. وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلِينَ اَمَّا تَعْمَلُونَ Allah kılıyorken amellerinizden gafil emezdir. Demek yukarıdaki ayetlerden malum bunu yaptı ki kainattaki her bitten ise Allah'a tasbih etdi. Fakat gafil, kafir insan yine bana şu tasbihten uzak buladı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etediler Hicabuhu nur Lau keşefahu La ahraqa subuhatu vecihi Ma intaha ileyhi Basaruhu min halkihi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bana Miraj'dan hatip çükenleri de Allah Teala bulan razı etişti Beş mahallamazlı farziyatını alıp düştüler Ve Ayşe anamız soradılar Ya Resulullah Hal ra'ayt rabbeke, Rabbizi gördünüz mü? Degeni de, an-nur, nur, anna ara. Hamma yok nuru de, hayadan köremen dedi. Bana Rabbimiz Subhanahu ve Teala hakkında peygamberimiz ayet yaptılar. Onun hicabı nurdur. Nurdan bugün neması var? Hicabı var, tosuğu var. Onun yüzünü, pakiliği, yüzünün nuru, mahlukatlardan, közü yetedigen cagetçe küydürüp yubaradı. Yani Allah Teala'nın nazarı kayır geyetse, eğer şu pardanı kötarsa, bu nur, bu yorgulik bütün mahlukatlarını küydürüp yubaradı. Yani bütün mahlukatlarının hamasını küydürüp yubaradı. Musa Aleyhisselam Allah Subhanahu ve Teala'dan Tavrat'ını kabul kılıbaşık için bana tur tağa geldi. Ve kelleme Allahu Musa taklime. Allah Teala Musa'ya özü gapirdi. Mana eşitgeniden keyin parvardigor arini andur ileyk özini körsat senge bir nazar solay senge bir boqay dedi Allah da olma dedi lan tarani hargiz meni köre olmaysan insan bu dünyada turar eken hali ölmeseken cennet kekirmeseken hargiz Allah'ını körüşü mümkünmez kaçan ki Musa vadeleşken vaktimizde tur tağıge kilip parvardigor unge bey vasıta sözle geç O Musa dedi, Parvardigorim, menge cemalini kürsetgin,
senga bir qaray. Alloh dedi, sen meni bu dunyoda hargiz ko'ra olmaysan. Lekin bandasini boyiga qiziqishini qanoatlantirib qo'ydi Alloh taolo. Ibrohim alayhissalom aytgan edi-ku, "Arini kayfa tuhyil mauta?" Parvardigor o'liklarni qana qilib tiriltirasan, ko'rsat deganida to'tta qushni ol, hammasini boshini o'z, go'shini patlari bilan qiyma qilib chop aralashtir, tog'ni, to'tta tog'ni cho'qqisiga qo'y, so'ngra ularni ismini aytib chaqir dedi. Shunday qilganida boyagi go'shtlar patlar yig'ilib, qushga aylanib keldi, boshini oldi, to'tta qush bo'ldi. Endi Musa alayhissalom ham Parvardigor ko'ray seni dedi. Alloh taolo aytdi. Ammo mana bu tog'ga qara. Men unga ko'rinaman. Men ko'ringanimda ana shu turgan joyda turib qolsa, sen ham meni ko'ra olasan dedi. Falamma tajalla robbuhu lil jabal ja'alahu dakka. Qachoniki Parvardigori u tog'ga ko'ringan edi, uni mayda-mayda qilib tashadi. Dunyoda inson Alloh taoloni ko'rishi mumkin emas. Jannatga kiradi, Robbisini ko'radi. Ha, biz ko'ramiz. Bizning e'tiqodimizda Alloh taoloni ko'ramiz biz. Ana shu adashgan toifalardan Mu'tazilalar Alloh taoloni ko'rib bo'lmaydi. Sen mana shu ko'zingni soqqasiga joylashgan ko'zingga Allohni sig'diraman deb ishonyapsanmi? Deb ular Allohni ko'rishni inkor qilgan. Hatto jannatda ham ko'rib bo'lmaydi deyshgan. Bizning e'tiqodimizda birodarlar, Ahli sunna val jamoa e'tiqodida Alloh taoloni ko'ramiz. Tog' parcha-parcha bo'lib ketdi. Va xorra Musa soiqo falamma afaqo qala subhanaka tubtu ilayk va ana avvalul mu'minin va ana avvalul mu'minin. Musa boyagi tog'ni mayda-mayda bo'lib yo'q bo'lib ketganligini ko'rganidan keyin hushsiz holda yiqildi. O'ziga kelgandan keyin esa pok Parvardigor, noo'rin savol so'rashdan o'zinga tavba qildim. Endi men iymon keltiruvchilarning eng avvali peshqadamiman dedi. Shuning uchun Qur'onda aytiladi, la tudrikuhul absor. Uni Allohni ko'zlar idrok qila olmaydi. Ko'zlar ko'ra olmaydi. Bu dunyoda turib hech kim Allohni ko'ra olmaydi, faqatgina oxiratda jannatda. Alloh taolo aytadi, istadu billah, wujuhun yawma idin nadira ila robbiha nadira. U kunda mo'minlarning yuzlari yashnab, Parvardigorlariga boqib turguchidirlar. Ko'ramiz Robbimizni subhanahu va taolo. Maqsad shu. Eng oliy maqsadimiz Allohni jamolini ko'rish. Alloh hammamizga shuni baxt nasib qilsin. Qul ja'al haqqo va zahaqal batil innal batila kana zahuqo. Ayting ey Muhammad alayhisalom, haq keldi, botil yo'q bo'ldi. Zero botil yo'q bo'lib ketadigan narsa bo'ladi. Alloh taoloning jamolini ko'rishlikka inson hardor bo'lishi kerak. Mana shu masalan men aqlli odam ishi. Ana shu Allohning jamolini ko'rishligi uchun inson nafsini jilolay bilishi kerak. Allohga tasbih aytishlik birodarlar har vaqtda bo'lish kerak. Alloh subhanahu va taolo aytadi: Astagfirullah. Fa subhanallohi hayna tumsun va hayna tusbihun. وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. Mana shu namoz vaqtlari aytilgan shu oyatda. Shunda tasbih aytinglar deyapti. Bas tunga kirish paytlaringizda ham, tongga kirish paytlaringizda ham, oqshomda ham, peshinga kirishingizda ham Allohga tasbih ayting. Qarang, namoz vaqtlari tunga kirayotganingda, tongga kirayotganingda, oqshomda, peshinda Allohga tasbih ayt. Ya'ni tasbih doimiy bo'lishi kerak. Subhanalloh. Subhanalloh. Fasabbih bismi robbikal azim. Bas ulug' Parvardigoringizning nomini har qanday aybi nuqsondan poklab tasbih ayting. Inson qachon tasbih aytadi? Qalbini tub-tubidan. Qachoniki tafakkur qilganda. İnsan fikir yürgüsse, tefekkür kıladigan bosa, Subhanallah deyişliğinden başka çaresi kalmaydı. Çünkü öğrenip göreyim, farzandlarız var. Balagat getti, orta yaşta, gödük, şu cicedelik. Bir tamçı su şu. Bir tamçı su. Öğrenip göreyim de, siz bilen bizim aslımız bir tamçı su. Şu
şu bir tomchi suvdan mana shunday bir komil suratdagi insonni yaratgan Alloh taolo. Buni sizga hujjat dalillar bilan, ilmiy asoslar bilan tushuntirib bersa, subhanalloh deysiz. Shuning uchun tasbih yurakdan chiqishligi uchun, qalbni tag-tagidan chiqishligi uchun mahluqotlar haqida fikr yuritish kerak. Tufakkiru fi mahluqatillah va la tufakkiru fi zatihi fatahlaku. Sizlar Allohning mahluqotlari haqida fikr qilinglar, Allohning zot haqida tafakkur qilmanglar, aks holda halokatga uchraysizlar. Allohning qanaqa ekan o'zi zoti deb turib kirishmaymiz. Chunki ana shu Fiqhul Akbarning sharhida aytilganidek, Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. O'zingizlarga qaytarib olinglarda. Iplolamakinsizlar. Qaytara olmaysizlar, ishon 90% qaytara olmaydi. Lekin domlalarda aqidasi noto'ligini bemalol muhokama qilaveramiz. Ha? Mashada o'tirganlardan aqidaga tegishli bir 50 ta kitob o'qigan odam bormi? Qo'l ko'tarilsa hech kim ko'tarmaydi. O'qiganmisiz, qo'lingiz ko'taryapsizmi? Siz. Nima deb qilyapsiz-u? Ya qo'lingizni ko'tarmay turing, birodar, qo'l ko'tar deganimda. 50 ta kitob o'qiganmizmi aqidadan? Yo'q. 45 ta. Yo'q. Bo'lmasam tichi, bunday qilaylik. Aqida haqida bahs qilmaymiz, birodarlar. Aqida haqidagi bahsli mavzular ulamolarning 20-30 etajda bo'ladigan mavzular. Ulamolar hal qilishadi, ulamolar hujjat dalil keltiradi, har kim o'zining hujjati bilan qoladi, birodarlik ichi tarqab ketaveradi. Ammo avom xalqi orasiga yopishadigan bo'lsangiz, Allohning zot haqidagi bahslarda avom xalq bir-biriga dushman bo'lib ketadi. Tushunalimi? Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing, tire, Allohning zotini idrok qilishingdir. Allohning zoti qanaqa ekan deb tasavvur qildingiz, tafakkur qildingiz, to'xtadingiz. Meni aqlim yetmas ekan Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qilishlikka, dedingizmi? Demak, Allohni tanibsiz. O'shuning uchun Alloh ayerda, Alloh mayerda, Allohning yuzi, Allohning qo'li degan temalarga kirishmanglar qo'yasiz. Chunki mu'min banda Robbisi haqidagi e'tiqodi, aqidasida ozgina shubha qolsa, ikkilanib qolsa, shu holda bo'lsa kofir bo'ladi. Imom Azam Fiqhul Akbarda aytadi, mu'min aqidasiga tegishli bo'lgan nozik masalalarda ikkilanib qolsa, u uchun bitta yo'l qoladi. Nima deydi u? U ham dalil keltiryapti, bu ham dalil keltiryapti. Biri aqdasa, biri bag'da deyapti. İkita adam gapiryapti bir-biriga zid, lekin ikkalasining kitobi sunnatdan dalili bor. Ikkilanib qoldi, o'zi kitob ko'ra olmaydi. Bittasining gapiga ishonish kerak. Shunda nima qiladi? Aqidani nozik nuqtalarida mu'min odam shubhaga borib qolsa, ikkilanib qolsa, aytish kerak. Imom Azam aytadi buni. Allohning nazdida qaysinisi to'g'ri bo'lsa, men shu e'tiqoddaman deb qo'yish kerak. Va bu gap to bir biladigan bir olimdan borib aniqlab so'rab olgunicha uni himoya qilib turadi e'tiqodini. Masalan, mas safarda eshitdingiz, yangib qoldingiz. Qanaqa ekin deb. Alloh qadi ekin deb. Allohning nazrida qaysi e'tiqod to'g'ri bo'lsa, men shundaman dedingiz va bu gapingiz to bir ishonchlik olim odamdan borib so'rab olgunicha ishlaydi. So'rab aniq qilib oling e'tiqodingizni. Tushunarlimi birodarlar? Allohning zotini qanaqa ekanligini Allohning zotini idrok qila olmasligingni idrok qilishing Allohning zotini idrok qilishingdir. Qanday idrok qila olmaydi insonda aqli axil podvodni lotga yasab suv tagiga tushyapti, kosmosga chiqyapti, ha, klonirovaniya qilyapti. Shunga yetgan aqli nahotki Allohning qanaqa zot ekanligini idrok qila olmaydi desa, aqliy misol keltiramiz. Tilla tortadigan tarozi mana shu telefonchalik tarozi bo'ladi. Buni atanama tarozi.
O 500 gram geçe tartardı. Ken ana o dükkanlardaki kerçke piyazda kapı bulan tartadıken tarazı var. O 500 kilo geçe tartardı. Onu yem atı tarazı. Yani bana yük maşinelerde kömürü bulan üstüge çıkarıp tartadıken tarazılar var. O 50 tonla geçe tartardı. Onu yem atı tarazı. O şey 500 gramlik yük tükötaradıken tılla tarazının üstüge. O şey yük maşinanı kömürü bulan çıkarıp koysanız mı oladı? Paçağlanıp getirdi mi? Hud düşünge hoşa geldik. Lillahil metalul a'la. Allah'ın zatını kanakı ekenliğin idrakı geni sizi akliniz acizli kıladı. Kasırlı kıladı. Ha, siz Allah Ta'ala'nın zat hakkında fikir kılışmaz. Sizi tırıkıp durgen ruh hakkında fikir görün. Ne mi o ruh? Ayeti bir alesi mi? Ayeti bir amesiz ve bundan kendim ayeti bir iş amiydi. Estağfirullah. Ve yas'alunaki ani ruh. Sizden ey Muhammed Aleyhisselam ruh hakkı da soruşadı. Kul ruhu min amri rabbi. Aytin ruh Rabbim işi ve ma utitu minel ilmi illa kalil. Sizlerge az gene ilim verilgen. İnsaniyatın aldığı da kanaka bir ilmi keşfiyatlar turup tıkalı. Allah burada kaygeçe barışını lakin ruhunu anık bile almaydı. İnsan tırı gidi. Nema yok aldı ondan. Saç sakalı onu da türüptü. Viyesi öşülü geçe türüptü. Hemen yok var. Lekin ruh yok. Kanı o. Çünkü buradalar bizi itikadımız, bizi akidamızda Allah'ın zatı hakkında fikir kılıçlik mümkünmez. Adaş kolasız. İkilanı kolasız. Allah saklasın. İmandan çıkıp yatıp kolasız. Allah'ın zatını idrak kıla almasliğini idrak kılışın. Allah'ın zatını idrak kılışındır. Ben ne kadar maksimum bu yapım bilen. Bizi aklımız yetmeyen, ilmimiz yetmeyen narsalarla aralaşmaydı buradalar. Hop. Balayızı közün operasyonu kılış gereği olsa, en işençli doktor yaparsınız. En kımmat doktor yaparsınız. Ha? Çünkü balayızı közü de iki tane o közü. 60 yıl, 70 yıl yaşayan adam şu közünü ihtiyat kıladı ki şu 60-70 yıl paydalanış gereği de közüden. Doğru giyen doktorga abarmıyorsunuz közünü kavlatken, doğru mu? Tiş basa baktı yani 32 tane o. Sıkır var 10 yıl başa koysa buladı. Balayızı ya ki öz yüzü, köz yüzü davalatçılığı da en mütehassıkı abarasız o. İtikad akidesi bilgileşte şekillendirişliği de doğru giyen adamı yapın apketi orası mı? Burada da insaf kılıyorduk. Makul mu? Şeyh Hazretleri'nin tanı ismi desem, tanı mıymen de yaptı. Allah hayır da degen savaldı bir oda bir ülkemiz, o nargi maçı dedim. Ben özümü yapım açıştı onu ya, Şeyh Hazretleri'ni, rahmetli Muhammed Sadık Muhammed Yusuf Hazretleri'ni cevabını ayıp koysam, o kişinin mertebesi makamı balat, şu adamı yapıp, küşlü yürü hüccet boladı deyip, Şeyh Hazretleri'nin tanı ismi desem, tanı mıymen de yaptı. Kayırlı istesem, kızıl kıyalıymen de yaptı. Özbeği git. Yani 30'dan ötken namaz okuyduken yigit Şah Hazretleri'ni tanıması mümkün mü? Mümkün. Garda yaşası gereği benimce. Kendi yaptı ki ben o kişinin ilmige güvahlı vermeyim ben de yaptı. Ben o kişinin ilmige güvahlı vermeyim ben de yaptı. Kareyler ey. İnsan kılıyla buradalar. Bana ayet yapma. Akideden 50'de kitap okuyan adam var mı desem kötürme yap bize. O şey Livya'daki Galani Bülbetekes'in kitabını oku boyunayken Hazret. Kaç kitap yazdı? 200 yakın kitabı var. Şu kişinin ilmiye güvahlı vermediği an derece çıkıp düşüyor git. Şimdi ne demedi siz şimdi? Şunun için asaları paşaya asalını tezeyden yakışı nasıl ekenliğine düşündürgeni vakti yok iken. Çünkü asaları paşaya asalını tezeyden yakşı ekenliğinde düşündüremem de avarı olsa asal yuğubu kalırken. Asalını fakat yine asaları camlarken tezeyini hemen çıkaradı. Bir pakır asalını yığışlık için bir yaşlık ağrı iki ay mehnat kısa bir pakır tezeyini çıkarken tuttu mal tuttu sigir abet geç işlese yeterdi. Asalarını paşaya asalını tezeyden afzal ekenliğini düşündürgeni vakti yok iken. Eğer bu nasıl bulan avara buladığı yan olsa adamlar asalsız kop getirirken
özü asalari ise kışki zapası yok, ölüp gider iken. Şunu alayım mı? Şunun için hamma gem asalari bol işi nasip kılmasakken, ana şunu bir halkıya, ümmetine faydalı bugün insanlar, barmağı bile sanaladığın adamlar bularken, yani şu makam, şunca ömrünü dinge sarflab koygan, adamlar da tan amidigen halat geçip koygan buradalarımızga, vakti yordu, yapırıp düşündür yani. O elihte akideden kitap bas, prosta, Rahman okuyan mı sen elihte de sorup göreyim de? Eğer okuyan bu gene de bu yaptı yapırmasın. Akulu kavli hada, ve astagfirullah li ve lekum, inna allahe ve melaketuhu yusallun ala nebi, ya eyyuhallezine amanu sallu ala